Spor Dijital ekranlarından herkese merhabalar. Siyahla Beyaz'ın bir başka bölümüyle sizlerle beraberiz. Yanımızda Büyük Üstad Cem Dizdar var. Cem abi abartma, hoş geldin. Dur abartma. Üstadlık nereden ya? Öyle bir şey yok. Abartma. Tamam. Var ya. Merhaba, hoş bulduk. Abartma. Üstad olmaz ya, üstad olur mu? Abilik olabilir en çok. Ama yaşa büyüklükten. Benim için üstad devamlılıktan filan. Olabilir. Yani içeride söylesen, yayında söylemesen bir şeyden. Evet. Cem abi nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Güzel. İzledin mi maçı? İzledim. Dün ben sabah çok konuştum TRT'de. Biz 1,5 saat konuştum. 1,5 saat konuştuğum için sen statta izlediysen sen bence şöyle bir ısıt. Tamam. Önden sahneye çıkmadan birisi çıkardı, ısıtır ya sahneyi. Evet. Esas grup gelmeden, yani birinci solist gelmeden şöyle bir sahne bir ısıtılır. Sen bir ısıt bakalım, ne gördün? Senin gördüğün doğru mu yanlış mı? Onun üzerinden devam ederiz. Evet. Doğru mu yanlış mı? Senin maçla ilgili değil. Bence doğru mu yanlış mı üzerinden devam ederiz. Şimdi transfer gündeminde konuşacağız. İsimler de gündeme gelecek. Paramız öncelikle... var herhalde. Parası var mı Beşiktaş'ın? Var demek ki size göre. Ya yapmak zorunda şu kadroya. Parası olmadı halde de ya. Para yok, transfer var. Süper Lig'deki hiçbir takımda para yok ama yapıyor. Güzel. Borçlanarak devam ediyor. Yasa çıktı. Nasıl yapacaklar? Dün şey oldu. Bugün onaylandı. Artık resmi gazetede yayınlandı. Yasa çıktı. Nasıl olacak o iş? Transfer yapanlar paraları yerine koyabilecekler mi? Neyse, biz maçta kalalım, gel. Onu ilerleyen şeylerde konuşuruz, dakikalarda. Tamam. Yani ben önce taraftara parantez açmak istiyorum. Hiçbir hedefi yokken bu kadar stadı dolduran, gerçekten... Yani o taraftar, ben biraz da maça geç gittim iftardan dolayı. Kenarda köşede iftar yapıp maça girdiler. Yani en azından onların o vefasına karşılık bu oyuncu grubunun biraz utanması lazım. Benim futbola bakış açım çok duygusal değil. Mesela maç sonu taraftar futbolcuyu tribünlere çağırıyor. Ya o kadar taraftar gelmiş. 3-0 yenilmiş takım. O kadar çok hiçbir reaksiyon gösterememiş yani. Bildiğin Kasımpaşa ezdi Beşiktaş'ı. Ben mesela bazı taraftarları çok da anlamadım. Niye çağırıyorsun abi? Bırak biraz futbolcu o utanmazlığı görsün, yani o ezikliği yaşasın. Futbolcu geldi, alkışladı. Bilmiyorum, ben çok duygusal bakamıyorum yani. Şimdi o kadar. Sen bizim zamanımızda tribüne gelseydin, demek ki sen maç bitiminde çıkmış olurdun. Biz kalmış takımı çağırmış olurduk. Bu bizim kuşağın davranışı. Bu aldırma gönüllü davranışı. Hı hı. Bizim kuşağın, bizden önceki kuşağın davranışı. Yani Beşiktaş uzun yıllar şampiyon olamamış bir takım. Yani İstanbullu, hı hı, diğer üç İstanbullu'dan ikisi arasında en az şampiyon olmuş. Ben Beşiktaş şampiyon olduğunda sakallı bir adamdım. Bayağı böyle sakallarım vardı. Yani hiç arada hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Hiç bilmem ben arada. Kocaman birisiydim Beşiktaş şampiyon olduğunda. Yani böyle lise bitmiş, hatta ilk üniversiteye, matematiğe girmişim falan. Şimdi bu mesele, yani Beşiktaşlık meselesi ya da takım tutma meselesi, senin anlattığın gibi olursa doğrudan sonuçla ilgili bir şeye dönüşür. Sonuçla ilgili bir konu değil. Bu şimdi futbol takımıyla ilgili değil. Doğrudan kulübün bütün kılcalları, taraftarı, yöneticisi, oyuncusu, işte maça geleni, gelmeyeni, küçüğü, büyüğü, kadını, erkeği, herkesle ilgili bir şey. Dolayısıyla taraftar için oyun bambaşka anlamlar içerir. Yani yendin yenildin işin talih tarafı. Tabii ki her taraftar yensin ister, kazansın ister takımı. Güzel bir şey yaptılar bence. Hani aldırma, kartal aldırma. Ki bu zamanlarda hep bu tarz böyle besteler... Öyle olur, öyle olur. Çünkü şeydir. Ya yani umudun en altta olduğu yer bu. Mesela bunu ilk 10 haftada yapmaz. Yarışma duygusu hala devam ediyorken yapmazlar. Orada da şeyi talep ederler işte. Önce teknik direktör gitsin, sonra yönetim istifa talep edilir. Ama sosyoloji sonra budur. Futbolcu sıklanması. Tabii şimdi sosyoloji budur. Şimdi bilinir ki işte Valérien İsmaël geldi ve 2 maçta bambaşka bir vücut diliyle, bambaşka bir anlatıyla insanları etkiledi ya. Yani onlar geleceğe bir umut taşımak istedikleri için. Bir Beşiktaşlı'nın, bir Fenerbahçeli'nin, bence bir Galatasaraylı'nın, hangi takımı tutuyorsak, Akhisarlı'nın, Trabzonlu'nun, Alanyalı'nın, Antalyalı'nın, Sivaslı'nın, Malatyalı'nın böyle yapması lazım. Zaten futbol takımı küme düşmüş olsa da, başaramamış olsa da, hedefine ulaşamamış olsa da zaten organik bir yapı olduğu için seninle anlamlıdır. Sen ne kadar protesto edersen takım, yani yıkıcı protesto edersen takım o kadar aşağıya gider. Bir kere İlk terk etmemiz gereken, yani kültürel dönüşümü buradan başlatmak gerekir. Madem taraftardan açsın. Niye o kadar insan geldiler? Kazanmak için gelmiş olamazlar onlar. Kazanmayı gözlemeye gelmiş olamazlar. Yani kazanmaya şahit olmak için, Beşiktaşlı oldukları için gelmişlerdir. Fenerbahçe'de benzeri durumdur. Dikkat edersen Anadolu'da şöyle şeyler olur. Biz Anadolu'dan geldi, ben Samsunluyum. Söylemişimdir yani. Ya düşerken ya çıkarken, ya düşmemeye oynarken, düşmeyeyim diye oynarken, ya da şampiyonluğa doğru giderken tıklım tıklımdır şey. Evet, genelde... Arada hedef yokken insanlar bir adam sendecilik, bir neme lazımcılık da devam ederler. Zaten orada kemikleşmiş taraftar da o her maça giden insandır. 10. sıradayken de gider, 13'teyken de gider, 2'deyken de gider. Onlar yani işin iyi yanı, işin övülmesi gereken yanı, işin sürdürülebilir hale getirilmesi yani o devamlılığın sağlanması. Mesela Almanya'da böyle bir sorun yoktur. İngiltere'de de yoktur. Yani öyle bir şey yok. Çünkü onun anlamı sahada kazanan takım değil. Benim oradaki varlığım anlamlıdır İngiliz için, Alman için. Biraz İtalya'da, Fransa'da bize benzer. Belki yani Akdeniz sıcağı mıdır nedir? Onlar mı etkiliyor acaba? Bilemiyorum yani sosyolojinin ne olduğunu. Şimdi bir de takım kaybetti diye oyuncu utanmaz. Buna zorlamamak lazım. Çünkü bu utanma meselesi değil. Kaybedersin ya. Ama hayatta... bence abi bu, tamam kaybedebilirsin. Futbolda var. City de kaybediyor. Chelsea de kaybediyor. Ama mesela dünkü performans ilk yarı çok silikti. Yani hiçbir şey yapamadı Beşiktaş. Şimdi tam onu söyleyeyim. Tam oraya gelelim. Niye böyle oldu? Hiçbir şey yapamadı. Neden? Niye böyle? Yani oyuncular mı oynayamadılar? Çünkü futbolun çok temel bir şeyi var. Senden çok temel bir talebi var. Futbolcudan ve futbol takımından. Dolayısıyla da antrenörden. Antrenman. Futbol koşarak oynanan bir oyun. Hele günümüzde bu artık tamamen bunun üzerine. Evet, fizik gücü önemli. En önemli şey. Bakın, yeteneklisinden daha önemlisi. Artık antrenörlerin, yani teknik adamların değil, antrenörlerin, fizyoterapistlerin, fizik geliştirme uzmanlarının oyunculara yükledikleri. Şimdi Beşiktaş 112'ye 118 koşmuş istatistiklere göre. Yani daha az pas yapan Kasımpaşa senden 6-7 kilometre fazla koşmuş. Yani senin sahada varlığını gösterebilmen için alan bulman gerekiyor. Belli alanlara topu götürmen, o yetenekli oyuncuların da o alanda topla oynaması gerekiyor. Diyelim ki Pjanic olsun, diyelim ki efendim ne olsun, Ghezzal olsun. Değil mi? Şimdi sen koşamadığın için, yani senin onların becerilerini göstermesi için atıldıkları alana birden fazla Kasımpaşalı onlardan önce geldikleri için Beşiktaş daha çok pas, Kasımpaşa daha az pas. Ama Kasımpaşa daha çok koşarak daha verimli ataklar. Sakin, koşarak alanları kapatarak, topu her kaptığında yine o atletizme bağlı olarak ön tarafta daha yüksek etki. İlk devresinde sen hatırlıyor musun, maçtayım dedim. Beşiktaş'ın böyle ciddi dişe dokunulmuş bir şut hatırlıyorum, Güven'in şutu. Bir tane. İlk yarı bildiğin yoktu. Çaprazdan bir şut hatırlıyorum, çıkardı. Ya ikinci devre işte bir Batshuayi pozisyonu, hani offside, bir Umut Meraş'a o şeyin muazzam getirdiği, o soldan Emirhan'ın taşıyıp sağa doğru indirdiği, bir tane Emirhan'ın ya içinde düşürüldüğü ve serbest vuruş kazanılan, değil mi? Başka bir şey hatırlamıyorum yani. Sonra eline değdi, ayağına değdi, penaltıyı niye vermedin gibi hani arayışlar. Şimdi fark buralarda. Şimdi bir takıma, Beşiktaş gibi takıma özel oyuncuları doldurunca onlardan bir kolektif davranma biçimi üretmek zorlaşıyor. Ve bu kadar hoca değiştirmişken. Yani evet. Bir, iki, üçüncü hocayı değiştiriyor. Şimdi ne Pjanic ne oynayacağını anlıyordur, ne Ghezzal kendinden ne istenildiğini anlıyordur. Birden üçlüye geçmiş bir takımda üçlü oynaması çok da mümkün görünmeyen bir üçlü düzenle oynuyorsun. Yani ne savunmacılıkları savunmacı, ne topu oyuna kurma konusunda bir fevkaladelikleri var. Yani ortalama 3 stoperle oynuyorsun. Ortalama yani bunlar, değil mi? Allah yani geçen sene bence Sergen Yalçın'ın yüzüne gülmüş. Bu stoper hattıyla şampiyon yapmış. İşte şampiyon o mu yapmış? Ötekiler mi? Tabii ki onları yapmış. Onu mesela Fenerbahçe gelmiş. Sivas maçında bir tane orada kırılmış. Hiç hesapta olmayan Galatasaray birden denkleme girmiş. 1-2 golle olamamış. Sen Hatay'a 6 tane atmamış olsan o sezon, evet, belki şampiyon olamayacaksın. Rakibin olacak. Demek ki şampiyonluk o kadar önemli değil. Önemli olan sürdürülebilir bir yapı inşa etmek. 3 olursun, 5 olursun, 8 olursun. Bak. Şimdi Beşiktaşların gözünü diktikleri bir teknik adam var, değil mi? Bekliyorlar ki 1-2 bir şey olsun da bu Valérien İsmaël de gitsin. Son seçeneğe gelmişim. Şenol Güneş'in Bursa Spor'u ligi o sezon 6. bitirdi. Evet. 6 ya da 7 tane oyuncu sattılar. Ve muazzam para ürettiler o sezon. Doğru. Sonra da Bursa'nın halini görüyorsun. Volkan Şen, Ozan Tufan, beşer gönderdi. Tabii Fernandao, Cedric Bakambu. Yani dünya kadar oyuncu vardı. Şampiyon oldukları sezondan daha fazla oyuncu gönderdiler. Niye? Çünkü sürdürülebilir bir oyun ve de icat etmişlerdi, imal etmişlerdi. O imal ettikleri şeyle Şenol Güneş'le ve belki takımı elde tutsalar devam edebilirlerdi. Ama işte mali zorunluluklar, takım dağıldı. Paralar çok yüksek. Yani Ozan'a 7-7,5 milyon, evet, öyle milyon verdiler. Bu kadar para verilen yerde oyuncuyu tutman da zaten gereksiz olur. Hocayla yola devam etse Bursa belki bu durumda olmayacaktı. Eskişehir benzeri, Mersin İdmanyurdu benzeri, Kocaeli benzeri. Bak şimdi Sakarya daha yeni geliyor. Bunlar hep köklü kulüpleri ülkenin. Dolayısıyla işin esası şu. Şampiyon olmaktan daha çok iyi bir organizasyon. Plan program. Plan program ve sürekli bir eğlence, mutluluk vaadi. Ya gelirsin, yeniliriz. Bak gelirsiniz, yeniliriz ama kendimizi hep birlikte iyi hissederiz. Şimdi buna önemli olan anlatabilmek. Valérien İsmaël ilk iki haftasında bundan yakın şeyler anlatırken dikkat edin, sonra da biraz bizim buralardaki gibi konuşmaya yavaş yavaş başladı. 3 hafta sonra burada neler oluyor diyecek yani. Neler oluyor burada, kimse oynamadan maç kazanmaya çalışıyor. Biz oynamaya çalışıyoruz diye. O zaman sen de diyeceksin ki basın toplantısına girince. Hocam ama Kasımpaşa sizden 6-7 kilometre fazla koşmuştu. Niye koşamadı bu takım? 112-118 sanırım. Öyleydi. 112-118 görünüyor. Küsuratlarını bilmiyorum. O da diyecek ki büyük ihtimalle ya ne sezon başı ne devre arası antrenmanları benim ekibim yaptırmadı diyecek. Doğru. Yani demek ki antrenman yapmak, koşmak, bunlar işin esası. Yani Beşiktaş dün gece sahada çok yok gibiyse yine hatırlatırım. Kasımpaşa ile başa baş oynadı Fenerbahçe. İsmail Kartal maçtan sonra dedi ki onlar çoğu maçta 120'ye yakın koşuyorlar, hatta 120 koşuyorlar. Biz de onlar kadar koştuk dedi. O maçı o dengeye Fenerbahçe öyle getirmiş. Şimdi maçın sonucunu hatırlamıyorum. Maç yani dengeye koşarak getirdiler. Şimdi koşmadan bu oyun oynanmıyor artık. O nedenle de sezon başında transfer döneminde Alex Teixeira gelir kurtuluruz, Pjanic gelir kurtuluruz, Batshuayi gelir kurtuluruz gibi. Yani böyle eskiden üretilmiş ham hayallere kapılmayalım. Bunun somut örneği şey olsun, Gomis olsun, görüyorsun halini yani. Evet, ikinci yarıda herkes büyük umutlarla geldi mesela ama bir türlü olmadı. Yaşlanıyoruz hepimiz. Senle ben aynı ağırlıkların altına giremeyiz. Ben daha yaşlıyım. Senle biz koşarsak sen benden her zaman avantajlısındır. Ben biraz antrenman yaparım, fena koşmam ama yani bilmiyorum senin koşu performansını. Bunlar yaşa bağlı. Yaşlandıkça gerileyen işlerdir. Yani insanlar gerilerler. Dolayısıyla hatıraları satın almak yerine Emirhan benzeri oyuncuları çoğaltmak. Mesela ben hakikaten merak ederim. Gerçekten merak ederim. Mesela Montero, Vida ve Wellington antrenmanlarda ne yapıyor da Serdar onları yapamıyor. Gerçekten merak ederim. Sormak isterim de yani. Sohbet ederken sormak isterim. Ya bu çocukların eksikleri ne? Niye bizim çocuklar şu kadar kolay hataları yapamıyor? Çok kolay hata yapılıyor yani. Şunları yapanların önüne niye geçemiyor bizimkiler? Gerekçe ne? Fiziksel yetersizlik mi? Oyun bilgisinin... O zaman altyapıları sorgularız çünkü. Oyun bilgisinin düşüklüğü mü? Yani oyunun da kaldığı sürece. Kaçta girdi? 46'da falan girdi. Bir 45 dakika oynadı değil mi şey? Güvenle değişti Emirhan. Evet. Hiç oyunda bir antrenman eksikliği varmış gibi geldi mi o çocukta? Yok. Niye 11'e yazılmaz? Bak 3 tane 4 tane ikinci devre onun içinde, Emirhan'ın içinde olduğu pozisyonu var Beşiktaş'ın. Acaba yani Ümraniye'de farklı bir hava mı var abi? Mesela Önder Hoca altyapıdan çıkan, Önder Hoca geldiğinde hep dedik ya biz altyapıdan çok oyuncu oynar. Önder Hoca hepsini biliyor diye. Önder Hoca da şans vermedi çok Emirhan'a. Acaba Önder Hoca mı vermedi yoksa Önder Hoca'ya şans verenler Önder Hoca'ya mı şans vermedi? Bir de onu düşünmek lazım. O da var. Sergen Hoca döneminde de çok oynayamadı işte mesela. Kim o? Emirhan. Onu o zaman görmemişlerdir zaten. Bir Antalya maçından sonra şey oldu. O zaman görülmemişti. Şimdi Serdar o zaman çünkü durumu... Bak Sergen Yalçın durumu başkaydı. Sergen Yalçın takımının iddiası Şampiyonlar Ligi oynamaktı. O kadar üst düzey oyuncuyu oraya çağırdılar. Dolayısıyla onların bütün şeyleri, odak noktaları Şampiyonlar Ligi'ydi. Şampiyonlar Ligi'nde paralize olunca takım darmadağın oldu. Bir şans geldi kapıya. Hı. Önder Karaveli ile bir şans geldi. O ilk iki haftada hatırla. Yani ilk geldiği hafta zor bir maçta. Kayseri maçı. Değil mi? Böyle zordu yani o maç. Geriden geldi. Ya ne olacak? Ama döndü oyun. Ve çok gençler oynuyordu. Yani genç oynayacak herhalde bunlar. Sonra Serdar, Emirhan, Güven, oyuna dair Rıdvan. Yani neredeyse ben şey dedim. Yani bir sonraki sezonun omurgası oluşuyor herhalde dedim. Sonra birden sahneden çekildi ve gedikli oyunculara gelerek hem teknik direktör tabii hem, ama o bence teknik direktör sorun değil orada. Yani Önder Karaveli gibi kendisini teknik direktör görmemiş, görememiş, görmesine izin verilmemiş birisi için zor bir serüvendi o. Yani orada bence teknik direktörlük meselesinin, yani teknik direktörlük müessesesinin kapısından döndü Önder Karaveli. Bakalım bir dahaki kapısını teknik direktör olarak kim ne zaman çalacak? İsteyen takımların olduğunu az çok duyuyoruz. Bakalım oraya gider mi? Oralara bence gitsin. Bana sorulursa gitsin ama şöyle takımlara gitsin. Altınordu benzeri birkaç yıllık hedefi olan takımlara gitsin. Çünkü direkt yani geldim taktik teknikle şampiyon yaptım. Var ya alt ligin böyle gedikli hocaları vardır. Sürekli üst lige takım çıkartırlar, giderler tekrar alt ligden al. Bunun böyle olmaması gerekir. Yani ülkedeki birçok şey yanlış yapıldığı gibi, bütün taşlar yanlış yere dizildiği gibi bu işte de teknik adamlar, kariyer planlayıcıları, onlar ya da onların yerine planlayanlar maalesef taşları yanlış diziyorlar. O yüzden duvarları yükselmiyor hiç. Cem abi, haftanın Hummel sponsorluğumuzda, sponsorumuz Hummel'a da teşekkürler. Hummel haftanın bal gibi hareketine geçiyoruz şimdi. Evet, geç bakalım. Sen hangisini beğendin? Hummel Bee Club'la haftanın bal gibi hareketi. Haftanın bal gibi hareketi Emirhan. Sen öyle gördün. Genç çocuk 45 dakika oynadı. Şimdi normalde biz Beşiktaş programı yaptığımız için Muleka diyemiyoruz. Çünkü bizde gole atana bakıyorlar. Evet. Mesela desek ki gole atan takımdan Muleka'yı seç diyenlere, ya kim koştu acaba Kasımpaşa'da en çok? Böyle bir durur değil mi? Ne oluyor filan? Doğucan koştu? Olabilir. Arıdunovic. Evet, o da olabilir. El uzak ara koşuyor yani bir kere. Şimdi o kadar koşuyu yapmasa, yani o kadar alanı kapatmasa sana ön tarafta o pozisyonları bulamazsın. Dolayısıyla bu böyle bir konu değil. Hmm. Yani Emirhan'la sana söyleten, bana da bir hareketiyle, hani neydi adı şeyin başlık? Bal gibi hareket. Bana bal gibi hareket kaçtı? 68 ya da 69'daydı. Ceza yayının üzerinde Kasımpaşa şeyi kesildi. Hmm. Atağı kesildi. Top sola doğru açıldı. Sağ taraftan sola açıldı. Ve Emirhan yayın böyle 5-6 metre dışında topu aldı. Topu sol tarafa doğru götürdü. Sol alana, boş alana götürdü. Oradan taşımaya başladı. Ta öbür yayın ceza sahasının köşesine kadar. Bir geçti, iki geçti. Üzerine geleni sağa geçti. Topu içeriye topladı. Yay çapraza gelince herhalde Umut'tu sağdan gelen. Umut'un önüne doğru gönderdi. O da havaya vurdu topu. O da işte ya, vuramadı. Çünkü mesela Umut da ilginç. Birisi de o yüzden. Yani ben mesela onun üzerine konuşmak gerektiğini düşünürüm hep. Mesela o hareketin anlattığı bir şey var. Yani Emirhan'ın o kadar mesafeyi topla geçiyor olması. Elbette ki yani rakipte iyi oynayan büyük oyuncular olmuştur. Bu kadar net skoru bulan bir takımdan maç yıldızı seçmek, maç kahramanı seçmek gibi garip alışkanlıklarımız var ya, benim hiç sevmediğim şeylerdir bunlar. Yani takımdan bahsederiz, takım savunması deriz. Mesela takım hücumu denmez hiç bizde. Duydun mu hiç takım hücumu diye? Sonra da derler ki hücum kaleciden başlar, savunma santifordan başlar. Birlikte ne demiş hücum, olur filan. Ya slogana gelince atılır da hep gözü gol atandadır. Kahramanı, çünkü hayatı kahramanlarla yaşamayı ister. Şimdi Emirhan'ın bize anlattığı şey, o pozisyonda bana anlattığı şey, bize demeyelim de bana anlattığı şey, izleyenler açısından da bir ilham olsun. Çok ilham veren bir çocuk. Yani ülkenin yapabilirliğini, ülkenin çocuklarının yapabilirliğini, Arda gibi. Ya ülkenin çocukları çalıştırıldıklarında, fırsat bulduklarında, onlara bunu tırnak içine alıyorum. Kim kime güvenir güvenmez ayrı. Onlara güvenildiğinde bu tırnak içi bir güvendir. Yani sen nesin ki ona güvenip güvenmiyorsun yani. Hani çocuk pırıl pırıl. Her yere gidiyor, top almaya gidiyor, savunmaya geliyor. Ya küçücük çocuk bu. Bak küçücük çocuk. Bir 45 dakikada belki sezondaki tüm Alex Teixeira etkisinin üzerinde etki gösterebiliyor. Toplam hani evet, yaptığı faydalı hareket diye bir ölçümümüz olsa, hani Torricelli barometresi gibi barometremiz olsa, 45 dakikada Teixeira'nın yaptığının çoğunu yapmıştır. Beşiktaş taraftarları da biraz bununla kızıyor abi. Mesela Alex Teixeira oynuyor, tamam oynasın, ama mesela Emirhan da bir Alex kadar oynuyor. Mesela Necip Uysal oynuyor stoperde. Taraftar Necip'e bir şey demiyor ama diyor ki taraftar, ya Serdar Saatçi gibi bir elinde değerim varsa bu Necip'in oynadığı yerde mesela Necip'ten daha mı kötü olabilir? Ne kadar kötü olabilir? Daha kötü olabilir. Ben bu Beşiktaş'ın oyun sistemi biraz farklı tabii. Taktik, planlama, teknik direktör görüşü. Sezon başı kamp dönemi yiyecek ama Beşiktaş'ın mevcut stoperleriyle üçlü, dörtlü, beşli, altılı ne derlerse desin oynayacağını düşünmüyorum. Tamam. Şimdi şöyle düşün. Şimdi bir, Alex Teixeira oynasın, tamam oynasın dediniz ya, tamam oynamasın. Alex Teixeira buraya gelmesin. Pjanic buraya gelmesin. Batshuayi. Beşiktaş için konuşuyorum. Bütün takımlar için konuşuyorum. Yani onları alsın izleyenler. Kendi takımlarındaki bu tip oyunculara şamil. Biz oralarda değiliz. Bak, bütün bunlar gelsin oynayalım dediğimiz yerde Şampiyonlar Ligi'ne ülkemiz gidemiyor. 9 milyon euro. UEFA'ya gidemiyoruz. Para öyle bir para. Senin söylediğin 3 tane oyuncu 9 milyon euro. Para yok. Şimdi. O onların yıllık kazancı değil mi? Yıllık kazancı. Yani bunların bonservislerini falan almaya kalksan dünya 9 milyon onların sadece kazandığıdır. Kazancı. Bunun maliyeti. Bak bunların maliyeti uçak biletleri, menajer paraları, ödenen KDV'ler, vergiler, sigorta, stopaj dünyanın parasıdır. Evet. Ya kimse onları saymıyor. Sadece cebine alıyor. O aldı gitti zannediyorsun. Ki Türkiye'de de bazı kulüpler mesela vergiyi, bazı yabancı futbolcular vergiyi kabul etmiyorlar. Etmiyorlar. Tamam, vergi sistemi, bunlar da kabul etmiyorlar. Vergi sistemi düzeltildi ama Türkiye'de %30 mu 40 mı ne ama onu kulüpler ödüyor. İşte bak o ödediği için. Bu paranın vergisi de kulüpler ödüyor. Yani, Beşiktaş ödüyor yani. Şimdi onların maliyetini öyle zannediyor arkadaşlar. Onların yükü. Evleri, arabaları, doğru, çocuklarının paraları o kadar. 15 milyon. Bayramlarda uçak biletleri, şunu, bunu, vergisi bunun bu gördüğünüzün en az yarısı, o yarısından daha fazla üzerinde. 15 ortalama bir rakam olabilir. Gibi. Yani bu 3 tane oyuncu bu yükü. Şimdi zaten futbolun endüstriyel oyundan finansal oyuna evrilmesinde ki senin en önemli seçeneğin o olacak. Yani finansal bir oyun mu? Maliyetlerini kısarak, üretimi artırarak Emirhan'dan diyelim ki 5 milyon euroluk bir oyuncu yaratabilmek. Bak bizde Emirhan biraz topa vuruyor hemen 15 milyon isterler. Evet, yok 5 milyon 3 yani 5 milyon bizim maksimum en üst çıtamız. Yani Messi, bizim ülkenin Messi ise 5 milyon diyeceksin. Messi yani. Ya 5 milyona verilir mi? Vereceksin. Çünkü bileceksin ki 5 milyona vermeyi göze aldığında onun arkasında 25 tane 4 milyonluk daha oyuncu var. O 5 milyona giderse 24 tanesi bak. Altınordu kaç tane oyuncu gönderdi? Çok gönderdi. Enis Destan gitti, Burak İnce gitti. Hep de rakam olarak da bak. Mesela Burak İnce'ye 2,5 milyon euro gönderdiler. İşte bak hemen nasıl düşüyor? 2,5 milyon euro. Evet. Hiç gördün mü 2,5 milyon euro nasıl bir para? Görmedim. Bak, bu masayı bir koysan bak bu masa aklın uçar 2,5 milyon euro. Ya ne oldu ya filan masa taşar böyle. 40-45 milyon TL yapıyor. Bak, paralar aşağı düşmeye başlar yani. Düşer ya masa beklenti kaldırmaz. Beklenti çok yüksek. Buna katılıyor musun? Hayır abi? Bak ideoloji bunlar işte. Kültür dediğim o. Öyle bir şey üretilmiş mesela ki. Ersin için 15 milyon euro. Ne demek istiyorsun? Mesela Ersin nasıl 15 milyon euro? Uydurmuş. Neye göre mesela? Ya işte o. Tamam. Almanların sitesi var ya bir tane transfer sitesi. Orada olası transfer ücreti var ya. Evet. Onlar bakıyor işte birisi. Hayır ben Ersin'in kötü kaleci olduğunu söylemiyorum. Ersin tabii ki bir taraftar olarak. Kötü değil eksik kaleci de. 20 milyon 30 milyon euroya gitsin. Ben her futbolcunun Kerem Aktürkoğlu 50 milyon euroya gitsin. Gitmez. Ama senin ligin kalitesi belli. Senin mehaken yok. Senin TFF'n yok. Senin yayın kuruluşun yok. Senin ligin dışarıda 3. lig seviyesi gözüküyor. 3. sınıf ülke olarak görülüyorsun futbol anlamında. Nasıl gidecek abi 15 milyon? Maiknan'ı aldı. Propaganda yapıyoruz. Lille'in kalecisini aldılar Maiknan'ı. 14 milyon euroya aldı. Fransa'nın şampiyon kalecisini 14'e aldılar. İşte diyorum ki biz burada kendi kendimize propaganda yapıyoruz. Böyle kendi propagandamız bizi zehirliyor. Zehirlendik. Dolayısıyla önce bu toksik etkiden bir kurtulmak lazım. Önce şu para meselesinden bir arınmak gerekiyor. Büyük oyuncu takıntısından arınmak gerekiyor. Evet. Yani çocukların hepsi bunu yapabilir şeyler. Yapabileceklerini gösteriyorlar. Bak bugün baktım merak ettim bu Kasımpaşa santrforu arkadaşımız dedi ki bu Jackson Muleka kardeşimiz standart Liège'de ne yapmış dedim. Bir sezon önce 19 maç oynamış 7 gol atmış. Bir sezon sonra yani 21-22'de yine 19 maç oynamış 2 gol atmış. Önceki yani 20-21'de 7 gol atmış 19 maçta. Yine 19 maçta 2 gol atmış. Gelmiş buraya 10 maçta 11 gol atmış. Şimdi diyor ki bu veriler sana bu istatistik. Muleka sana gol atmıyor. Sen Muleka'dan gol yiyorsun diyor. Sen savunma yapmaya bak. Bu maçta 2 gol attı. Evet. İkisi de savunma hatası. Çok berrak yani bak. Berrak savunma hataları. Ersin, Mersin hepsi savunmacı değil mi bunlar? Evet. Çok berrak sorunlar yani. Vida'nın o topa vurdurması ceza sahası içerisinde. Şimdi gol kralı diye Papis Sise'yi aldı, kenara koydu. Evet. Gol kralı diye Wagner Love aldı, kenara koydu. Evet. Yani bak her takımda 3 aşağı 5 yukarı şeyler var. Burada Charlotte uçtu, orada takıma giremedi. Yani buranın demin söylediğin şeyi desteklemek için söylüyorum. Yani buranın verileri buradaki insanlara aldatmaktan başka herhangi bir yerde kullanılmıyor. Batıya çıktığın anda bizim verileri kullanmıyorlar. Ne parayı kullanıyorlar, ne istatistiklerini kullanıyorlar. Bakıyor Rıdvan'a. Olur. Bu çocukların elinde ziyan oluyor. Bu çocuk bunu alalım diyor. Bak Umut Meraş dedim ya. Umut Meraş'ın sorunu bence şu. Yüksek idmanlardan düşük idmana gelince daha çok düştü. Bak yüksek idmanlı yerlerden geldi buraya. Evet. Daha yüksek idmanlı. Burada antrenmanlar, takım seviyesine getirince şey zannediyor insanlar. Hani şu kadar takımın seviyesine indi. Değil. Daha aşağı indi. Çünkü beden başka tür bir antrenman biçimine, başka tür bir yaşamaya alıştırılmıştır. Buradaki normallerin de altına inmeye başladı. Ve ne yazık ki elinde o olduğu için ondan başkasını koyamıyorsun. Program başlamadan ne dedim? Ben Kenan kadar oynarım dedin değil mi? Elinde olmasa, bak elinde Kenan olmasa başka bir seçeneğin olur. Ama elinde Kenan varken onu atmak zorundasın. Elinde Necip varken ona. Ya bunları dışarı koyacaksın. Evet. Seçenekleri içeriden yaratacaksın kendi kaynaklarından. Ya da elinde... Ya da elinde o var. Gençler oynaması için bunların gitmesi mi lazım? Evet. Onu da işte taraftarların baş tacı ettiği Sergen Yalçın anlattı. Anlatmadı mı? Demedi mi? Ya ben bunları oynatamam. Benden dedi hem şampiyonluk istiyorsunuz hem şunu istiyorsunuz. Ben o zaman garantilerle oynayacağım. Potansiyeli olanları burası oyuncu yetiştirme yeri değildir dedi. Dedi ki ben kimseye gol atmayı öğretemem. Kimseye savunma yapmayı öğretemem. Biliyor ama öğretemiyor. Potansiyeli olan iki futbolcu var. İkisini oynatıyorum dedi. Bu kadar. Mesela, konu bu yani. Şimdi hem ondan onu istiyorsun. Ama işler kötüye gittiğinde yani diyelim ki hedeften düştün. Oynatsana gençleri diyorsun. Bu sefer o da şöyle düşünüyor teknik adamda. Ya benim sadece Beşiktaş kariyerim yok. Benim kişisel kariyerim var. Sonra yazıyor işte meşhur transfer siteleri. Maç başı kazandığı puan. Teknik adamın da maç başı kazandığı puan yok mu? Var. Biraz bonus o da onu gözetiyor. Kazandığı maçlardan teknik adam prim almıyor mu? Alıyor. Riske mi atsın? Şampiyonlar Ligi primi var. Riske mi atsın alacağı primi? Yoksa garanti gördüğü oyuncularla mı oynasın? Şimdi insanlar bunları düşünemiyor. O nedenle Önder Karaveli gibi hocaların daha proje takımlarına gidip daha kendilerine alan ve zaman yaratacak organizasyonların içinde yer almaları lazım. Ama Beşiktaş o konuda biraz zor bir takım. Altınordu dışında da o proje takımını yapabilecek hiçbir takım yok Türkiye'de. Altınordu'nun son yaş ortalamasını gördün mü? 27-28'de oynuyor neredeyse. Onlar da yaşlandılar yani. Bu sene biraz işte tecrübeli isimlere gittiler ama. Niye öyle? Çünkü sattılar alttan besleyemediler. Evet, besleyemediler. Bir de düşecek takım. Düştükten sonra alttaki çocuğa ilham da veremezsin. Yani bir alt lige giderse kurtarmaya çalışıyorlar şimdi. İşte Recep var, Ahmet, İlhan Özek var. Biraz daha tecrübeli. Çok var çok. Büyük 26-27. 26,5-27 ile oynadılar iki maçı. Osmanoğlu var stoperde. 32 yaşında mı neydi o da. Ama başarıyı sürdürüyorlar bir şekilde. Tamam bu seneki durumları kötü ama son 5 yılda inanılmaz satışlar yaptılar. Daha bu sene Enis Destan'ı sattı 700.000 euro. Ne olacak ki diyor bizde değil mi? O da öyle diyor ki ben satıyorum, ben satıcı, ben düşmeyeyim yeter bana. Peki, diyor. Dışarıdakiler ne diyor? Taraftarlar yani satıyor da ne oluyor diyor. Bana şampiyon olmuyor ya diyor. Çünkü sürdürülebilirlik fikri yok. Sürdürmeyi bilmiyor. Sürdürülebilirlik nedir bilmiyor. Ben ne yapayım Enis Destan'ı diyor. Ama ne oluyor? Cengiz Ünder bir yerden bir yere satılıyor. Onlara yine işte 4-5 milyon TL para veriyorlar. 700.000 euro mu ne? Cengiz'in para geldi. İşte toplamı ne kadardır bilmiyorum. İşte Başakşehir, Roma, şimdiki takımına her gittiği yere yani kazanç düşerek de olsa devam ediyor Cengiz üzerinden Altınordu kazancı. Yani biraz takımlarımızın bu modellere geçmesi lazım. Maça geldiğinde Beşiktaş için söylenecek şey hakikaten çok az. Çok az yani buraya gelirsen. Ama duygusu hala sapasağlam. Yani tribün duygusu sapasağlam. Bu çok hayırlı bir şeydir. Çok iyi bir şeydir bir takım için. Yani bir takımın kendisini gözden geçirmesi, kendisini iyi bir elekten geçirmesi, yani kalburlu vardır ya, kalburdan geçirmesi için fena olmayan bir takımdır Beşiktaş. Var mı soru mu var? Bir yerlere bakıyorsun. Soru da var. Yazanları da şey yapıyorum. Varsa soru sor oradan yürüyelim. Sıkıntı Vida esas ondan bu goller demiş. Bir tane olmaz. Tek oyuncuya bağlamamak lazım ama yani mesela Montero'yu ben ayakları falan çok iyi diyorlar da herkesin futbol görüşüne saygı duyuyorum. Ama Atletico Madrid'den çıkıp da bu kadar kötü stoperde herhalde ne bileyim yani ya iyi olsa bile kalabilirdi. Biraz oynadığın oyunla, önünde oynayanla, yanında oynayanla ilgili şeyler bunlar. Yani önünde ve yanında ya da arkasında daha kendini güvende hissettiği bir takımın içinde başkalaşabilir oyuncu. Ha çok böyle hani nerede çarpan etkisiyle 4-5 kat yukarı çıkmaz ama en azından bu olmaz. Hani sana şunu söyletmez. Daha iyi bir üçlüyle oynasa, daha iyi bir dörtlüyle ya da önünde top alıp saklayan ve onu oyuna kuran biriyle oynasa. Mesela Pjanic'i gördün mü sen oyunda izlemişsin? Mesela. Yok. Ghezzal'ı gördün mü? Birkaç pozisyon böyle kenardaki. O gün bugün çok kötüydü o da. Değil mi? Performans uzaktı. Şimdi bütün bunlar herkesi yani bir oyuncu. Onlar da bunlar nedeniyle yani diğerleri top yapamadığı için oynayamıyorlar. Bunlar oynayamadığı için ön, sol, sağ hepsi böyle. Yani görünmez bağlar bir takımda kopmaya başlayınca orada işleri toparlamak için şöyle bir durup nefes almak gerekir. Beşiktaş'ın bence bir nefes almaya ihtiyacı var. Şeye katılıyor musun Cem abi? Şimdi mesela Avrupalı takımlar tamam. Üçlü oynayan takımlar var. Chelsea oynuyor 3-4-3, Dortmund oynuyor. Bayern Münih oynuyor yeri geldiğinde. Koman'ı kanat beki yapıyorlar. Gnabry'i öbür kanat beki yapıyorlar. Ama skorun gidişatına göre taktiği değiştirmeyi de biliyorlar. Ben Avrupa maçlarını hafta sonları çok oturup takip eden bir insanım. Ama Beşiktaş'ta böyle sanki saha içerisinde alternatif bir plan görebiliyor muyuz? Şimdi şöyle oluyor. Onun nedenini anlatayım. Yani gördün işte dörtlüye döndü. Hı hı. Değiştirdi yani. Stoperi aldı. Kime attı? Larin'i mi attı yerine? Larin'i attı. Larin Pjanic değişti. Kimle gitti? Enkudu'yu. Enkudu'yla Vida'yı değiştirdi değil mi? Hı hı. Şimdi bu ne oluyor biliyor musun? Şimdi bu 3 tane yazgılı takım var ya bizde. Trabzon'u da dahil edelim. 4 tane şampiyonluğa yazgılı takım var. Şimdi bu takımların teknik adamlarına sözleşmeler yapılırken, takımlar anlatılırken, onların izlediği takımlarda hep bu öne doğru giden takım duygusu oluşuyor. Hı hı. Ancak bunları yapabilecek oyuncu var mı yok mu bu pek hesap edilemiyor. Yani Vida'nın ayağı, Montero'nun ayağı, Wellington'un ayağı buna uygun mu bilmiyorum. Mesela kaç yazı okudum bugün. Vida'nın en kötü maçıydı diyor. Ben Vida'nın birbirinden kötü maçlarını gördüm. O niye öyle oluyor biliyor musun? Şu nedenle. Şimdi bir maçta Beşiktaş 3 pozisyon veriyor. İkisinin içinde olumsuz anlamda Vida var. Hı hı. 2 tane olunca göze batmıyor. Ama 6 pozisyondan ikisinden gol yersen ikisinin içinde de Vida olursa göze batıyor. Doğru. Yani rakip çok gelmediğinde Vida'nın bir hatası öne doğru çıkıyor, topu kaptırıyor, alanını boşaltıyor. Mesela stoper niye bu kadar hamleli oynuyor bilmiyorum. Yani stoper alamayacağı topa hamle yapmaz. Kart alacağı topa hamle yapmaz. Çünkü kritik bir pozisyon stoperlik. Hı. Hele de üçlü de son derece kritik. Yani hani dörtlü düzende 2 tane stoperden bir stoper icat etmek zorundasın ya. Üçlü de çok daha kritik bir pozisyon bu. Yani kart aldığında müdahale şeyini elinden alıyor senin bir tane sarı kart. Müdahale hamle şansın elinden gidiyor. Dolayısıyla almadan bekleyerek oynamak, gözleyerek oynamak, sezgileri güçlendirmek, rakibin oyun yönüne göre birlikte oynadığın stoperlerin bedenine göre pozisyon almak gibi şeylerin eksik olduğunu. Bunlar hep hamleli stoperler. Hani darbeli kafa vuruşu diye bir şey vardı bizim çocukken. O kale vurdu, darbeli vurdu kafayı diyor. Ne demek bilmiyorum da. Biliyor musun? Ne yapıyor? Belden çıktık, darbeli vurdu falan. Acaba geliş açısından dolayı mı? Bilmiyorum ki. Hani böyle öyle bir tabir vardı bizim gençliğimizde. Darbeli kafa vuruşu. Darbeli matkap gibi bir şey yani. Ne deniyor anlamıyorum. Kafa vuruşu işte. Geldi vurdu. Top öyle geliyor, öyle vuruyor. Başka türlü gelse başka türlü vuracak. Şimdi o hamleler bizde çok seviliyor. O hani o hemen rakip oynarken gidiyor süratle bir böyle biraz da beden bedene mücadelede fiziksel olarak üstünlüğünü koyup topu almaya çalışıyor. O çok bizde seviliyor. Biraz şeye benzetiyorum o stoperlerin açık alanda ilk karşıladıklarında ki çoğunlukla çalımıyorlar. Evet. Bir bilek koyuyor yumuşak oyuncu hop buradan dönüyor ya da bir şey yapıyor da faul oluyor kart alıyor. Yumuşak oyuncular açık alanda stoperleri çok çabuk elimine ediyorlar. Biraz şeye benzetiyorum o işlerime. Tuncay Şanlı Fenerbahçe'de oynarken Korner Bayrağı'na koşardı. Ve çok beğenilirdi bu ülkede. Evet. Ben de çok Fenerbahçe maçına gitmişimdir. Neredeyse Zico döneminde hiçbir Fenerbahçe maçını kaçırmadım. Alex'i de yani Beşiktaş maçını izlediğim kadar yoğunlukta dikkatle izlemişimdir. Mesela Galatasaray'da Hacı'yı o kadar dikkatle izleyemedim. Zamanım çakışmadı çünkü. Tuncay Şanlı Korner Bayrağı'na koyunca kıyamet kopardı. Bu mesela çok beğenilen bir şeydi. Çok sevilirdi. Kendini adayan oyuncu, her şey. O da gelin filan. Hırslı oyuncu, maçı istiyor. Öyle bir tabir var. Isırıyor. Ne demekse ısırılır mı ya insan oyun? Isırıyor falan. Tuhaf da tabirlerimiz var ya. Topu oyunu ısırıyor falan diyorlar. Niye ısırıyor oynasana? Şimdi o niye öyleydi biliyor musun? Oyunun metraj meselesinin bilinmemesiyle ilgiliydi. Sen oraya gittiğinde adam topu bir yere bir atıyordu. Senin takımın durduk yere öbür alanda bir kişi eksik kalıyordu. Geride bir kişi eksik. Önde bir kişi fuzuli yere kalıyordu. Tuncay oradan yola çıkıyordu. Orta sahaya gelebilmek için öğleden sonra ya böyle bir şey değil oyun. Zaten İngiltere'ye gittiğinde ilk uyardıkları yapma bunu. Tut enerjini sakla bak. Aynısını Frank Lampard yapıyor. Ancelotti diyor ki ya bu kadar koşma. Frank diyor. Oyunu senin üzerine koruyacağız. Bu kadar koşma. Bak koşuyorsun son 20 dakikada ihtiyacımız var. 15 dakikada kayboluyorsun. Her topa gitme. Bırak arkadaşların da koşsun. Onlara da futbolcu. Biz bir alanı koruyoruz. Sen sana ait alanı koru. Oyun senin üzerine kurulu. Maçın sonunda da senin şutörlüğüne ihtiyacımız var. Çünkü iyi vuruyorsun. Frank Lampard. Gücün kalsın diyor. Frank Lampard, Ancelotti. Şimdi bunları okumayınca arkadaşlar her koşanı, her temaslı oynayanı özel oyuncu zannediyorlar. O nedenle geliyor. Bak çok enteresandır. Beşiktaş'ı büyük bir tehlike bekliyor. Çok koşmak önemli değil mi abi? Yani doğru koşu önemli. Yani koş ama doğru da koş yani. Tabii ki yani evet. Oraya buraya koşmana gerek yok. Koşu şeyini yükselteceğim diye. Mesela nasıl olmuş da Ghezzal'ı Pjanic'i koşuda 1-2-3 yani. Joseph, Pjanic, Ghezzal görünüyor en çok koşanlar Beşiktaş'ta. Nasıl ölçüyorlar onu? Abi niye ölçüyorlar? Adam yok ya. Hayır birisi oturuyor bunların koşu metrelerini mi ölçüyor? Nasıl ölçülüyor? Algoritmalar mı var? Şey de yok değil mi üstünde yani? Bir materyal de yok. Bir şey de yok yani. Diyorlar ki o işte koştu. Vardır mutlaka bir ölçümü işte metreler vardır. Hı-hı. Ama topla oynamıyorlar ki. Yani topla bir ilişkisi yok. Topu almak için mesela Pjanic topu almak için bir yere koşuyor. Buradan gidiyor stoperlerin önüne. Arasına giriyor. Bu koşuyu da sayıyor muyuz? Tabii, sayıyoruz değil mi? Orada o da bakıyor ki Pjanic'te biri geliyor atmıyor topu. Sağ tarafa atıyor. Pjanic oradan dolaşıyor. Bu tarafa o topu almaya bir daha geliyor. O L'yi de mi sayıyoruz? Hepsini sayıyorlar bence abi. Orada düşünsene yani kilometre yapacağım diye son dakikalarda ileri git geri gel. Tabii. Şimdi demek ki konu biraz buralarda düğümleniyor. Şimdi oyunu anlamamız zorlaşıyor. Bize oyunu doğru anlatan hocalarımız, teknik adamlarımız yok. Oyunu anlamamız zorlaşıyor. Koşunun birbirinden farklı olduğunu, her birle öbür birin birbirinin aynısı olmadığını anlayamıyoruz. Doğru. Alan farklı, doğru koşu farklı, doğru pozisyon farklı. Ama mesela Beşiktaş'ın bu stoper attı. Rakip hiçbir şey yapmasa da 90 dakika boyunca rakip gitmesin Beşiktaş sahasına. Bence bu stoper attı. Mutlaka kendi hatasından bir tanesi kendi kalesine gol atar diye düşünüyorum ben. Ya onu yapmazlar. Bence yaparlar. Bak Beşiktaş için bambaşka bir şey söyleyeyim abi. Sana bak. Beşiktaş için çok düşünülmeyen, unutulmuş bir şeydir bak bu. Bak Beşiktaş'la Lens olsa sana 2 maç yardım eder. Ama sürekliliği yok tabii. Bak, şimdi 2 maç yardım eder dedim. Enkudu da öyle. Adem Laiç, Alex Teixeira'dan daha fazla yardım ederdi. Doğru. Benim içimde bir aradır Adem Laiç. Adem Laiç daha fazla yardım ederdi. Ama niye? Öyle şişirilmiş rakamlarla oyuncu alıyorsun ki. Ve bir süre sonra ödeyemiyorsun, gönderemiyorsun. Yani elindeki iş değil. Ama Cem abi ilk geldiği sene 13 gol 9 asist yaptı. 6 milyon euro taksitlerle aldılar ve euro bu kadar yüksek değildi. Evet sonra yükselince. Sonra yükseldi ama işte ülkenin durumu da biraz etkiliyor. İşte onu diyorum bak. Bir kere para oyunun karşılığı değil. Oyuncunun karşılığı da değil. Evet. Alex Teixeira için de öyle. Yani sonuçta topu alacağız. Topla oynayacağız. Arkadaşımızla birlikte topu oynatacağız. Adam eksik. Kuralı bu değil mi futbolun? Evet. Hani var ya top sendeyken alanı genişlet, rakipteyken alanı daralt. Evet. Böyle genel ilkeler var ya. Şimdi Adem Laiç elinde olsa, antrenman yapmış olsa Alex Teixeira'nın bir çıt üzerinde etkin olabilir. Oyuna olumlu etkin olabilir. Neden öyle bunu söylüyorum biliyor musun? Bunların arasında ondan daha iyi oyuncudur demiyorum. Bizde böyle bir inanışlar var ya, Türkiye'yi bilmek. Adem daha çok Türkiye'yi biliyor. Alex Teixeira nereye geldiğini de anlayamadı bile bence. Bir de Adem'le Alex'in oyun performansına baktığımızda Adem Laiç en azından topla giden, çalım atabilen, adam eksilten, şut atabilen, araba... Bir zamanlarda o. Onu tamam, bence unuttu. Son dönemi. Bak bence unutmuştur o. Artık yani onlardan... Ama Alex'te hiçbir şey yok mesela. Kimde? Alex'te mesela. Nasıl peki bu kadar gürültü koptu etrafında? Ha, ben Bülent Bölükbaşı ile konuşmuştum. Bülent Uygun'un yardımcısı. Katar Ligi için yani Tabata 40 yaşında gol kralı falan yani 15-16 atıyor. Nasıl bir ligse yani düşün. Oradan Joseph de Zoz'la geldi, takımın en iyisi. Joseph de geldi oradan. Dedi ki yani lig kalitesi çok kötü dedi. Bizimki çok yüksek değil ya. Bizimki yüksek mi acaba? Bizimki yüksek değil ama onlarınki de bayağı düşüktür ya. Bütün büyük oyuncuları oradan getiriyorsun. Nasıl oluyor? Garip gelmiyor mu sana ya? Evet. Gomis'i oradan getirdin. Gomis'i oradan getirdin. Joseph'i oradan getirdin. Joseph tuttu. Mesela Gomis kötü. Alex kötü. Niye acaba sende olmasın sorun çocuktan daha çok? Gitse başka bir yerde oynar. Bak bugün bir merak ettim. Ya bu Igor Ödegaard nerede dedim. Brezilya'dan çıktı. Bahia'da gitti. Bahia'da çok gol atıyor. Zico'nun memleketinde oynuyormuş. Zico Bahia'da. Evet, geçen hat-trick yaptı. 2 ya da 3 gol attı. Haberlerde 30 kaç yaşında vardı mı? 37-38 olmuştu. Vardır. Süper Lig'in Hani Süper Lig'in forveti derlerdi. Süper Lig'in forvetiydi yani. İşte Süper Lig'in durumunu düşün diyorsun. Evet, Süper Lig'in forvetiydi. Bu arada Cem abi, yeni giyim sponsorumuz Hummel'a da teşekkür ediyorum. Hummel'ın Bee Club adı altında farklı bir program içeriği var. Bee Club alışverişlerinde %15 indirim var ve alışverişlerde de %5 hani puan kazanılıyor. Bir hani puan 1 TL değerinde. Buradan da Hummel mağazalarını ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Hem değişik ayrıcalıklar hem en güzel ürünler için Hummel Club mağazalarını ihmal etmeyelim diyelim. Ve Hummel'a da teşekkür edelim deyip devam edelim. Transfer soruyorlar Beşiktaş'ta. Şöyle söyleyeyim. Yani Beşiktaş çok fazla transfer yapacak. Yani 7-8 tane transfer bekliyorum ben. Türkiye'den ismi geçen isimler Mustafa Eskihellaç. Daha dün menajerle görüşüldü. Ne denilmiş? Mustafa Eskihellaç, Rozier'e alternatif olarak düşünülüyor Malatya Spor'da. Onun dışında Halil Akbunar yine alternatif olarak sol sağ taraf için düşünülüyor. Koşuyor yerli oyuncu. Artık bilmiyorum hoca ne düşünüyor. Geniş alanda koşuyor. Yani Gökhan Töre Beşiktaş gidecek. Geniş alanda koşabilir mi? İşte Gökhan Töre. Gökhan Töre gidecek. Gökhan Töre yerine oraya biraz daha böyle hem yaş itibariyle, gerçi Halil de artık 94'lüydü sanırım. Mustafa Eskihellaç biraz daha 90'da koşabilir mi? Açık alan oyuncusu ya. Halil koşar. Peki açık alan bulur mu Beşiktaş'a karşı? Öyle Halil'i koşturacak bir oyun bırakır mı rakipleri? İşte bırakmaz gibi duruyor. O Göztepe'de başarılı ama. Bak o zaman alma. Yabancı Göztepe'de var. Başarılı dedin, küme düştü takım ya. Ya takım içerisinde Halil iyi isimlerden bir tanesi. Ki. Bakın şimdi çocuklar. Şimdi bunların hiçbir tanesi ihtiyaç değil. Ne Eskihellaç ne Aklılar. O ne hiç bunları hiç sokma. Hiç yaklaşmayın. Bak kim genç çocuklar. Abi? Kimseyi almayın ya. Ne alacak? Paranız yok ya. Türkiye'nin en boş takım Beşiktaş. Farkında değil arkadaşların çünkü. Evet. Türkiye'nin en boş takım. Bak banka gelse bugün dese ki ya biz dara düştük. Parayı ödeyin yoksa varlıklarınızı alacağız. Bak Beşiktaş sokağa çıkamaz. Kulüpler Birliği yapılan anlaşma seneye bitiyor. O para ödeme. Biter bak. Sokağa ödemek çıkamaz. Zorundasın seneye o paraları. Şimdi bak elinde pırıl pırıl çocukların var. Sen sonra bir öz kaynak düzeni, bir Hamdi Serpil Tüz'ün takımısın. Sen bunu bir kere yaptıysan bir daha yaparsın. Halil Akbunar'mış, Eskihellaç'mış. Bunlara hiç tevessül. Dünyanın en iyi futbolcusu olabilir bak bunlar. Dünyanın diyorum. Sen iyi de olsa alma diyorsun. Bak dünyanın en iyi oyuncusu olabilir. Eşi benzeri bulunmayabilir yani. Senin böyle bir şey yapma olanağın yok. Sen yapmadın ya. Başkasına da yaptırtma. De ki bak ben alamıyorum. Fair play uyuyorum. Borcum var alamıyorum. Bu da alamaz, şu da alamaz, şu da alamaz. Bak Trabzonspor bir sene açılacaktı limit. Bu sene şampiyonluğun önünde Ahmet Ağalı durdurdu. Ve takımlarını yenilediler. Kimse yapamaz dedi, kimse alamadı. Limit açılmadığı için oyuncu alınamadı. Evet. Sen de talep etti ki oyuncu almayın. Şimdi Emirhan diyorsun, kim alınacak? Şimdi çocuk bakıyorum Emirhan yaşında çocuklar diyor ki ya biz transfer yapmayacak mıyız? Sen yapmayacaksın. Bir kere göndereceklerini göndereceksin. Çok kişi gidecek. Çok gitsin. Gökhan Töre, Mehmet Topal, Oğuzhan. Bunlar bak şu anda 3 tane Beşiktaş'ta olmayan insan saydın. O zaman Douglas. Saydın. Ensakala, yok. Gitti. Saydın. Laiç. Gitti. Bak bunlar Lens. Hiçbiri Beşiktaşlı değil. Bak bunlar Beşiktaş. Maliyeti de kurtuldun maliyeti. Tabii işte kurtuldun ama senin borcun çok yüksek. Bak bunların hepsini almışsın. Bunlar alınırken biz transfer yapmayacak mıyız diyen genç arkadaşlar, bunlar her alındığında yüksek heyecana kaptırmışlar kendini. Bir daha saysana ya, çok güzel saydın sen. Gökhan mevcut kadrodan Mehmet Topal 1, Gökhan Töre 2, Oğuzhan 3 gitti. Kaleciyi sayıyor musun Mert'i? Mert devam edecek. Peki. Ersin giderse zaten kaleci rotasyonunda transfer yok. Tamam. Mert, Utku, Emre Bilgin devam edecek. Tamam. Kadro dışı şu an Ensakala, Douglas, Laiç, Lens 4'e gidiyor. Kaç ettik? 7-8 ettik herhalde. Kiralıklardan gönder biraz. Pjanic'te Batshuayi de gitti. 9 ettin. Ben Alex Teixeira'nın gideceğini düşünüyorum. 10. Güzel. Alex Teixeira çünkü yeni sezon planlaması kesinlikle yok. Rıdvan'ı da sat. Oradan 2 lira getir. Fazla para almayın. Çocuğu tepki istemiyor. Görürsün abi bak şimdi 2 lira dersen. 2 milyon isteyin ya, ne olacak? 2 milyon euroya bırakmaz taraftar. Ya sen iste, gönder yerine adam arıyorum ben, para kazanmanın derdinde değilim. Emre Terzi var. Ha işte bak, 19 şimdi Rıdvan'ı da gönder, yer boşaltıyoruz şu anda, para üretmiyoruz yani. Yeri boşaltalım ki yerine adam bulalım. Ersin de gönderelim o zaman. Tabii gönder yani. 12 oldu. Bak bunlar şimdi bunlardan para üreteceğin 2 tane oyuncu var elinde. Ersin, Rıdvan. Başka yok. Şimdi bunlardan maksimum ne çıkartırsan? 2 milyon 2 milyon, 10 milyon 10 milyon. Ama yerleri boş. Ama karşı taraf da biliyor bu Rıdvan'la Ersin'in bir senesi kaldığını ve Avrupa'da devam etmek istediklerini biliyorlar. Tamam. O yüzden sana 8-10 vermiyor zaten adam. Şimdi bu Avrupa'da... Mesela Frankfurt'un teklifi, dün stattaydı Frankfurt. Rıdvan'la çıktı. Rıdvan'ı izlemeye geldiler. 45 dakikada çıktı. Yani ben olsam çıkartmazdım belki. Biraz daha hani 60'a kadar ama adam onun için geldi. Ama çok orta yaptı ya. Ondandır. Bir tane doğru pas attı. Güven'e bir derine pas attı. Ya, o da olabilir. Belki şey mi? Adamlar beğenmez bunları çıkartalım. Yok, onlar bir maçta bakmazlar. Ya onlar uzun zamandır kontrol ediyordu. Onlar benim bir maça gelip kadarıyla onların düşüncesi. Ben Almanya'dan da kulübe yakın. Ne kadar para önermişler? Onların düşüncesi 3 milyon euro %15 satıştan pay gibi bir rakam. Ne demişim ben? 2 demişim değil mi? 2 dedim. Ben gene 5'e yüksek dedim. Ama, akıllılar. Rıdvan'la Ersin'in sezon sonu Avrupa'ya gitmek istediklerini çok iyi biliyorlar. Akılla bilgisi yok ya. Bak bunda temel mesele bunların büyük oyuncular olma potansiyelleri değil. Şimdi bunların baktıkları tek şey şu. Öğrenip öğrenebiliyorlar mı? Öğrenemiyorlar. Öğrenebilirler onlar. Öğrenebilirlerse derken tamam der. Alırız 5'e, 3'e, 4'e, 2'ye neyse. Zarar etmeyiz diye düşünürler. Şimdi öğrenebilirlerse. Bak Rıdvan hala makine gibi orta yapıyor. Çok tehlikeli bir şeydir. Sevmez Batılılar böyle şeyleri. Aldığın her topu içeri atıyorsun ezbere. Yüksek atıyorsun. Çünkü buranın alışkanlığı bu. Evet doğru. Dolduruyor, içeri atıyor. İhtimale top atıyorsun. Ona şunu öğretecekler oraya gittiğinde. Bak çocuğum sen iyi bir futbolcusun. Sakin yeteneklisin, güçlüsün, sakin kal. Ve top senle birlikte, sen sakin kal. Top da bizde kalsın. Dön arkadaşına at. Bir set daha kuralım. Handbol oynar gibi. Oradan oraya, oradan oraya. Biz oynayalım topla. Sen şimdi atıyorsun. Stoper indiriyor. Marifetli insanlar var. İki top atarlar. O kadar geri koşuyoruz. Pozisyon yiyoruz. Sen bunu yapma. Bak bizde bunları bu sakinlikle çocuklar yapma. Kenardan bağıracak bak teknik adam. Yapma ortalama. Üçlü kişinin arasında bizden 2 kişi varsa da gol atamayız. Yapma. Kenardan bağıracaksın. Ortalama geri dön. Biz bütün şeyimizi, kudretimizi, gücümüzü boş kaleye gol atmaya kuracağız. Antrenmanı buna yapacağız. Evet doğru. Yani... Boş kaleye gol attırmaya çalışacaksın. Geçen sene City'nin, şampiyon City'nin en çok gol atanı İlkay Gündoğan. Ya bilmiyor musun Santifor'a gol attırmayı adam? İlkay'ı forvet yaptı. Ya ama forvet değil işte. Sen forvet diyorsun öyle değil ki. Bu sene Fodun'u yaptı. Hani voleybolundaki dönerek oynamak gibi. Döne döne oynuyorlar. O kadar alışmışlar ki döneden oynamaya. Tabii, bir pozisyon yani... var. Sürekli içeri giriyorlar. Artık Guardiola da böyle falan yapıyor. Dolayısıyla yani. Herkes santifor, herkes 6, herkes 8, herkes 10, herkes 7. Hangi numarayı veriyorsanız artık eski model hani 1-11'di ya bizimki. Böyle oynanıyor bu oyun. Önemli olan çocuğunun öğrenmesi. Ya oyuncu bak, kalitesi de çok önemli bak, Cem abi orada ama kesin. Ama Guardiola'nın da getirdiği yenilik bazen 2 stoperle falan çıkıyorlar yani yenilir. İnanılmaz yani. Yenilir bak onu git derse ki sakın o videoyu gördün mü? Birisi itiraz ediyor. O herhalde İspanyol oyunculardan biri itiraz ediyor. İçeri giriyor böyle hışımla. Herkes sesini kesin diyor. Sen de suyunu iç sakin ol diyor. Evet. Sen diyor büyük adam olacaksın diyor. Ve çok futbolu çok iyi biliyorsun. Büyük teknik direktör olduğunda bu söylediklerin hepsini yaptırırsın. Şimdi burada benim söylediğim yapılacak diyor. Evet. Suyunu iç ama diyor. Konuşma kimse konuşmasın. Sakinleşin. Sakin kalın diyor. Bak sakin kalın diyor. Düşün diyor yani. Araya geldik dinleneceğiz burada diyor. Hiç kimse konuşmasın diyor. Şimdi bak bizde de Rıdvan'ı izlemeye gelmişken Rıdvan'ı izlemeye gelmiş olana demişlerdir ki ya sen bir de Ersin'e bir baksana. Bir de Ersin'e göz at demişlerdir. O hangi takım istiyorsa, kim düşünüyorsa. Ersin'le ilgili bize küçük bir rapor ver. 2 paragraflık bir şey. O Muleka yerde yatarken geldi ya. Bir şeyler itiş kakış oldu ya. Bak küçücük çocuklar neler yapıyorlar. Hakemlere itiraz ediyorlar. Bunları tedavi etmek bak. Orta yapmasını tedavi edersin de davranışı tedavi etmek çok zordur der. Orada tabii takım biraz gibi. Geride taraftar baskısı var. Yapma, orada girme bar. Taraftar baskısına girdin mi yanarsın işte. Doğru. Yani biraz hiç duymayacaksın. Kendi içeriği de dışarıyı da. Sakin kalması lazım da orada. İşte bu hep eğitimle ilgili. Altyapının gücü burada. Sakin kal. Sen çünkü rakibine itiraz etmiyorsun. Sen rakip orada neye itiraz etti? Kalk hakemi diyor. Aldatmaya yönelik hareket yaptın dedi. Evet. Senin sorunun mu? Yok, hani... hakemin sorunu. Değil mi? Durmadı bir de oyun orada. Bak oyun durmadı şimdi. O diyelim ki hakeme aldatmaya yönelik var. Seni mi aldatmaya yönelik bir hareket yaptı? Yok. Hakeme aldatmaya yönelik yaptı. Git ve hakeme de ki oyun durduğunda. Hocam VAR'a bir bakar mısınız? Sizi aldatmaya yönelik sanki bir hareket yaptı. Senin muhataban hakem orada. Eğer bir şey söyleyecekse hiç onu da konuşma zaten. Doğru. Yani senin kafanın böyle çalışması lazım. Olayı böyle düşünmen lazım. sana rakibin bir şey yapmıyor. Rakibin hakemden bir penaltı yürütmeye çalışıyor diyelim ki. Ya penaltı kazanmaya. Karar verecek. Dolayısıyla hakem orada onun muhatabı. Sen değilsin. VAR'da da birisi var. Mesela ben kural niye yazılmamış anlamadım. Hocam oyuncu seni aldatmaya çalıştı. Gördün mü? Hayır görmedim. Gel bak. Sarı düzeltemiyor işte onu. Kırmızı bak, vermesi işte lazım. Bak gel bak. Seni yanıltmaya çalıştı. Çünkü VAR da hakeme yardımcı bir enstrüman değil mi? Ama o zaman sarı vermesi lazım. Ne verirse versin. Kurala yaz. Böylece hakemi aldatmaya yönelik hareketin önüne geç. Bilsin ki sadece hakemin gözü değil. Beni kamerada takip ediyor. Dolayısıyla hakemi aldatmaya tevessül etmesin. Normal oyununu oynasın. 5 hakemle beraber bir sürü monitörler falan hala tartışılan bir konu var. Bizim ülkemizde maalesef. Ne o? VAR protokolü. Var tabii. İşte bak diyorum ki yaz oraya. VAR şeyi görsün. Karar versin, karışsın. Hakemi aldatmaya yönelik hareket olarak yorumlanabilir bu. İstersen gel bir bak desin vardaki, ortadaki hakemi. Dışarı çıkayım ben, mikrofon uzatayım insanlara, 100 kişiye sorayım. Diyeyim ki VAR'a, MHK'ye ya da hakemlere güveniyor musunuz? MHK'yi boş verin. Hayır derler. 85'i 90'a hayır der. 98'i der bence. Evet, ben biraz daha yumuşattım rakamı. O iki tanesi de şey der, yanıt vermeyeyim ben buna der. Belki hakemlerin yani, akrabasıdır. Evet diyeni bulamazsın. Hakemin belki kardeşi falan bulabiliriz onu. Evet diyeni bulamazsın. Ama o ikisi de ya bana bu soru sorma şimdi işim var benim der yani. Belki aileleri yakalarız. Hakemin eşi, çocuğu, tesadüf olarak. Yani bu kadar 84 milyonda işte 12-13 falan yani. Bu kadar monitör varken abi bu kadar 5 hakem bakıyor yani. Yani dışarıdaki insanlar oraya otursan o bile karar verebilir evet, ya. Aynı bu kadar anda, zor değil yani. Tabii ki. Aynı anda ama oyun oynayamıyorsun. Şimdi bizde futbol maçı başladığında insanlar futbol topuna ve oyuncu hareketlerine bakmıyorlar. Sürekli kararlara bakıyorlar. Doğru mu yanlış mı diye. Mesela Ersin doğru mu yapıyor? Vida doğru mu yapıyor? Efendim Hayradinoviç doğru mu yapıyor? Doğru mu pas attı? Doğru yere koşuyor mu? Ona bakmıyor. Doğrudan oradaki bir tane faul pozisyonunda ya da tartışmalı bir pozisyonda kararın kendisine odaklanıyor. Oysa ki bakmamız gereken şey sahanın kendisi. Özellikle stadyuma giderek maç izlediğinde durumun ne kadar dramatik olduğunu, bizim oyunların ne kadar yavan olduğunu anlıyorsun. Televizyondan izlediğin için tekrarlar, ağırlaştırılmış görüntüler seni aldatıyor. Ama normal Cem abi, idman yapmıyorlar. Ben mesela bu sezon yine hep söylüyorum. Ajax deplasmanına gittim Beşiktaş'ın. Ajax'ın idmanını takip ettim. Lizbon'a gittim. Lizbon idmanını takip ettim. Geçen sene Münih maçına gitmiştim. Leipzig maçına gittim. Napoli'ye gittik. İdmanları takip ediyoruz. Ben bir de böyle altyapıya biraz meraklıyım. Gidip tesislere bakıyorum. Hatta geçen gün mesela ben hafta içi uygun zamanım var diye Şerif Braga maçına gittim Moldova'ya. Tabii bu olaylar olmadan önce, 2 ay önce filan. Abi Şerif'in tesislerini gezdim. Gitmişindir belki. Yok. Kafayı yersin. 20 tane yani Şerif dediğin takım kimdir yani? Affedersin. Hani ne debilir Şerif ya Moldova takımı. Öyle diyorsun ama. Öyle diyorsun. Abi adamların onun üzerinde 12-13 tane saydım. Bir sürü tesisi var, sahası var. Yani oraya adam 12-13 tane saha yapmış abi. İnanılır gibi değil yani. Bunun 10 sene sonrasını düşüneceksin. Evet. Bunun 10 sene sonrasını düşüneceksin. O şimdi sen onu gördün. O gördüğün her şey ürünü 10 sene sonra verecek. Yani zeytini diktin. Minimum 7 sene sonra ilk ürün geliyor. Cevizi diktin. 6-7 sene sonra ilk meyveyi almaya yani başlıyorsun. Birisinin gözünü kapatsan, gözü kapalı bir şekilde oraya soksan, gittiği ülkeyi bilmeden, gittiği takım şeyini bilmeden Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesi der. Dolayısıyla bak şimdi bütün İzmir takımları zorda. Tesis yok. Bak bütün diyorum. Altınordu. Menemen. Dışında. Evet. Altınordu. Altay, Göztepe, düştü. Karşıyaka, Buca. Bak Buca. Bir tek playoff mücadelesi veriyor. Nerede Buca ya? Buca yani lig takımı bu. Ha, Süper Lig takımı. Şu an ikinci ligde playoff mücadelesi veriyorlar. Bak bunlar. Dolayısıyla büyük kentlerin hayhuyuna pek kendini kaptırmadan iyi bir proje. Önder Karaveli yani proje yazıyordum ya. Mesela Akhisar, Bodrum, Mersin. Bodrum Antalya Spor bak, aldı. Mersin. Bak bunlar ilişkilerin kolay olduğu, sporcuların çok rahat hareket ettikleri, evet, gelişebilirliğini, sürdürülebilirliğini daha kısa şeye getiren, süreyi şehir de çok güzel, şehirler her güzel. Şehir. Ya güzelden öte her yerde yapılabilir bu. Yeter ki alanlar dar, temaslar yüksek olsun. Yani Almanya ile bizim nüfusumuz 3 aşağı 5 yukarı aynı. 82'ye, 83'e, 84 gibiyiz. Bizim gibi şehirleri yok. Öyle 15 milyon, 16 milyon, 5 milyon, 8 milyon, 12 milyon öyle şehir yok yani Almanya'da. Planlı bir şekilde dağılmış. Hiçbir şehir bir şehire benzemiyor. Bak evet, hiçbir şehir bir şehire benzemiyor. Şimdi çok yakında Arkadaşlarım oradaydı. Hiçbir şehir bir şehire benzemiyor. Bizim her şehir her şehire benziyor. Ve dolayısıyla her davranış her davranışa benziyor. Artık seni Karadenizli ile Akdenizli birbirinden ayıran şey sadece konuşmada ve şivede ve minik coğrafi etkiler. Oturduğumuz evler aynı, site tiplerimiz aynı, okul yapılarımız aynı. Böyle mi olmalı yani? Evet. Böyle mi olmalı? Şimdi böyle olmayınca her şey bir tek düzeye düşmeye başlıyor. O nedenle daha daha dar alanda daha yoğunlaştırılmış antrenmanlar, daha iyi örgütlenmiş takım modelleriyle çok kısa sürede yol alabiliriz. Porto kaç maç sonra yenilmiş? 50 küsür maç sonra, 58 mi 59 maç sonra yenilmiş. Braga. Kime yenilmiş? Braga. Kim hocası? Beşiktaşlı Carval. Bak adam kaç sene sonra bir devri Porto yıkmış. Porto şehrini yıkmış ve ne diyordu? Burada biz dördüncü takımız, 3 takımdan biri olacağız diyordu Carvalho. Çünkü yaş ortalamamız şu kadar, bilmem takımımız Porto, bu kadar. Benfica, Lisbon normal 4. olmalı. 4'ü 3 olacağız, 3'ten biri olacağız diyor. Olamaz. Biz zaten 4'ü işte olacağız diyor, 5 sene içinde olacağız. Takıma baktım, o bizim yanına bile yaklaşamadığımız takımın baktığım bütün oyuncular 2 milyon, 3 milyon. Bir tane 11 milyonluk oyuncusu var o transfer sitelerinde. Bir tane 11 ya da 12 milyonluk. Horta. Değil mi? Bir tane var. Evet, ön taraftaki Horta çok iyi. Onu isteyenler herkes çok. 2 milyon, 3 milyon, 1,5 milyon, 1 milyon. Castro oynuyor. Castro. Kasımpaşalı Castro var ya. O oynuyor. O büyüktür ama ya. Yaşı büyük. O oynuyor orta sahada. Onun yanında bir tane mesela çocuk var. O çok yetenekli. Bak takım 1 milyonla 4 milyon arasına yığılmış bir kalabalık. Çünkü onlar orada para kazanmak istemiyorlar. Devamındaki işlerden kazanacakları paralar, devamındaki işlerden elde edilecek gelirle işin büyütülmesi. Evet. Yani bir yatırım aracı olarak görüyor futbolu. Stoperleri 21-22 yaşında. Bir iki tane genç stoperi var. Baksana kaç paraymış. Bak, bak Braga'nın şeylerine bak, bizim çok ideal örneğimiz bak. Çok ideal. Ve Şerif onlar... dedim bak sen. Çok ideal örnek dediğim bizim takım için. Şampiyonlar Ligi'nde grup. Ya Şerif'te şöyle bir şey var herhalde, bir dışarıdan bir sermaye geliyor. O sermaye o işleri örgütlüyor. Yo, biraz o nedenle çok düşük rakamlar alıyorlar. Ben oturdum bir iki futbolcuyla. Yani yok. Kulüp yüksek ya, dışarıdan bir sermaye ile kulüp örgütleniyor. Bir mantık geliyor Şerif'e. Hiç para harcam. Şerif'in başkanı Moldova'nın Tiraspol bölgesinin en iyisi. Ben onu da araştırdım. En varsalı yani mi? Yani ülkeyi onun. Heh. Tabii. Ama öyle böyle bir şey okumuştum. Adam istese gerçekten mesela Messi falan getirebilirmiş oraya. Yani bak böyle bir para yokmuş. Ben oturdum çünkü 2-3 saat dinledim hep onları. Ama adam hiçbir yatırım yapmıyormuş içeriye. Mesela futbolcunun yatırım dediği bu. Evet, hayır. Mesela adam yatırım dediği oyuncuya yani. İyi oyuncuya, doğru işe, çalışmaya, modele, metoda. Evet, gençleri alıyor. Tamam. Adam diyor ki ben mesela bu diyor başkan diyor istesin diyor buraya diyor. Yani City gibi olmasa da diyor buraya diyor öttürür diyor. İnan ya, paranın sınırı yokmuş. İnanılmaz. Adam tesislerin ortasına villa yapmış. Villayı görsen bizim için mesela villa, o dedim ne kadar güzel havuzlu havuzlu. Kuşlara yapmış o villayı. Kuşlar yaşıyor içinde. Yani paranın sınırı yok. İnanılmaz bir adam. Ama adam yapmıyor. Kuşa villa yapmasaymış. Kuşa villa yapmış adam mesela. Paranın sınırı yok. Ali var bizim mahallede çok güzel kuşa villaları yapıyor. Gerçi yetiştiremez. Villa yapmış havuzlu havuzlu kuşa. Ya paranın adamla sınırı yok. Kuşlar ya. Ördek mördek mi besliyor? Bilmiyorum artık. Baktım ben böyle dedim keşke bize yaşasak burada. Ama adam şunu yapıyor. Dur ya, bize kuş yapma şimdi. İyiyiz insan olmak. Bende para var. Ben gidip Messi öyle bir şey yok. Adam mesela gidiyor Adana Spor'da Donkor diye bir futbolcu vardı. 100.000 euro veriyorum. Geliyor musun diyor. Parası var ama kullanmıyor. Bizimkiler de 100.000 euro veriyorum diyor. Donkor gitmedi. Selmani istediler. Bizim Serkan anlattı bugün. Bu Muleka. Evet. 5.000 euroya oynuyormuş. Evet. Bak şimdi mesela... Aylık 5.000 euro. Evet. Yani ne kadar ediyor? 10 ayla futbolcu parası ona 50.000 euro. Bizde evet. 50.000 euroluk insanın suratına bakmazlar. Şerif'te en yüksek alan futbolcuya sordum. Bir tane forvetleri var. 6 milyon euro Arabistan'dan bir teklif geldi. 9 numara. Milli takımda da oynuyor çocuk. 170.000 euro oluyormuş senin. En yüksek alan çocuk o. Peki bizde niye 50.000 euroya 100.000 euroya oynamaz, oyuncu alınmaz sence? Oynayamaz çünkü niye? Beşiktaş, isim fark etmiyorum. Beşiktaş, Konya, Galatasaray, Fenerbahçe büyük takım. Anadolu takımından oyuncu alıyor. Atıyorum Abdülkerim Bardakçı Anadolu takımında 3 milyon TL oynuyor. Beşiktaş transfer ediyor. Yani büyük bir takıma gidiyor. 3 milyon TL'den alan futbolcuya sen 1 milyon euro veriyorsun. Ya kardeşim bu adam 3 milyon almıyor mu? Niye veriyorsun? İşte niye veriyorsun? Verme. Niye veriyorsun? İşte onun... İş bilmiyorlar çünkü yöneticiler. Öyle değil işte. Yani sadece yöneticinin iş bilmemesi. Niye veriyor mesela o abi? O parayı çok insan bölüşüyor. Ha, güzel bir bakış açısı. Ya, aralarında menajerler de, bak menajer demiyorum, karşılıklı menajerler de olmak üzere çok bölüşüyor. Şimdi takımımız üzerine konuştuğumuz bugünkü takımımız Beşiktaş. 110 milyon açığı var değil mi? Dolar. Hı-hı. Açık yani. Nerede olduğu belli değil o paranın. O hani bir denetleme, bağımsız denetçi bir şeyler açıkladı ya. Orada bir 100 ile 110 milyon dolar, hatta belki üstüydü, şimdi tam rakamları hatırlamıyorum. Bir kayıp var ortada. İşte o üç, ya ben Anadolu'da oynayan bir futbolcu olsam Cem abi 4 milyon TL'm alıyorum. Beşiktaş beni istese ben 5'e derim ki ya ben hani enflasyon 5'e geleyim, kabul mü derim? 1 milyon arttır bana. Hadi, seni, hadi görüşürüz der. Ya seni konuşturmazlar işte, sorun senin konuşamıyor oluşun. Bu düzende sen konuşamıyorsun. Beşiktaş'ta oynayacak olan sensin ya. Evet. Diyelim ki Malatya'da oynuyorsun, bir de Beşiktaş'ta oynayacaksın. Konuşan sen değilsin. Sorun orada. Doğru işte o. Orada o... menajer konuşuyor. Yöneticiler karşı karşıya konuşuyor. Onu oradan aldım, bunu buraya verdim. İki sözleşmeler, Saffet Sancaklı'nın dediği gibi. Onlar konuşuyor. Yoksa senle kulüp yöneticisi otursa, konuşsa hemen zaten 3 lira %50 zam yaptık sana 4,5. Kabul, hemen geliyor. 50'de biz hemen böyle olması lazım. Hadi 5 olsun senin rakamın. Ama adam 3 milyona 15 yapıyor mesela. Öyle o da oluyor. Sıkıntılı. Öyle Cem oluyor. Abi artık yavaş yavaş toparlıyoruz. Seninle program yapmak büyük keyifti. Bir saat geçmiş. Bir saat daha konuşabilirim de artık uyarıyorlar toparlayalım tamam, diye. Tamam uyarıyorlar. Son olarak söyleyeceğin... Yok, haftaya Beşiktaş maçında umarım daha keyifli konular, daha böyle ele avuca gelir konular, daha bizi umutlandıran konular konuşuruz ama ne yazık ki oyun izin vermiyor bizim böyle daha neşeli, eğlenceli, evet, gülmeceli şeyler yapmamıza. Hep acıklı hikayeler bana denk geliyor. Daha doğrusu ben de hep hayatın içindeki acıklı şeyleri görüyorum, üzüntü verici şeyleri görüyorum. Yani diyorlar ki ya hiç mi iyi bir şey olmuyor? Ya iyi bir şey oluyorsa iyi şey övülmez zaten. Bak sen ne girdin, girişte ne yaptın? Üstad dedim, benim bir böyle tansiyonum yükseldi yani, terlemeye falan başladım. Ya boş ver onu hani, geç o bölümü yani, öyleyse bile bunlar söylenmez. Problem söylenir. Cem abi yanlış düşünüyorsun. Abi bak onu öyle dedin ama o bu değil. Onun adı bu değil şu. Şunun hocası orada öyle yapmadı da böyle yaptı. Birbirimizi düzelterek, birbirimizin ufkunu açarak, birbirimize ilham vererek, birbirimize anlamaya çalışarak yola devam edersek çok daha çabuk yol alırız. Ancak işte bu transfer ve orada bak oradan akıyor, görüyorum. Akanların onlar çoğu, kendi arasında biraz tartışıyorlar. Çoğu transfer merak ediyorlardır. Evet. Herkes transfer merak ediyor. Merak etmesinler. Transfer belli bak. Emirhan transfer, Serdar transfer. Kartal'ı al şeyden. Ben izledim 3-5 kere. Çok beğenmedim. Çok beğenmedim yani. Canlı da izledim. Televizyondan da izledim. Üstüne yani çok lazım. Çok hani... hani adı vardı ya olacak diye, Emirhan gibi olacak diye adı var. O oraya yürümemiş yani. Bazen oyuncular oynadıkça paslanıyorlar. Bizde oynadıkça şey vardır. Oynadıkça büyür inancı var ya. Tam tersine oynadıkça doygunluk artıyor. Belki paslanıyor. Bilmiyorum ne oluyor. Mesela Hasic var. Bosna U21 takım oyuncusu. Belki senin dediğin sistemde Alex giderse. Biraz fazla para verilmedi mi o çocuğa? Yani ama senin de oyuncun. Alex giderse mesela senin mantığına göre onun parlatmak biraz daha mantıklı. Oyuncu biraz ben sanki gördüm onu da. Bende de niyeyse o Muhammed var diye öyle bir duygu uyandırdı ya. He. Ama öyle işte hiç şans bulamadı. Yani bulduğu zaman iki tane gol attı ligde. Öyle bir duygu uyandırdı. Biraz umarım daha beklemek lazım. Yani biraz daha beklemek değil, o biraz da onu çalıştırmak lazım. Çalıştırmak lazım. Hep çalışmak. Biz hiçbir şey beklemeyeceğiz. Bizim işimiz çalışmak. Sabah uyanacağız, o günü planlayacağız. Dakika şaşmadan akşamı tamamlayacağız. Hemen uykuya. Bir film uyku. Saat 10-11 genç oyuncular. 10-11 hemen uyuyamıyorsun abi. İşte bir tane izleyecek, uyuyacak. Devamı geliyor mu? İşte devamı gelmeyecek. Uyuyacak. O disiplin o zaten. Bir tane izledim, uyudum. Bir tane okudum, uyudum. Koştum, uyudum. İzledim, uyudum. Koştum, yemek yedim, izledim, masaja gittim, yemek yedim, uyudum. Böyle sistemimiz bu. Yani onun bir döngüsü var. Büyük oyuncu olmanın bir döngüsü var. Öyle Cristiano Ronaldo'nun evinde buz havuzu varmış demek işin kolayı. Öyle diyorlar ya, buz odası varmış demek. O işin kolayı. Cristiano Ronaldo olmak zor. Çünkü sen de yaparsın buz odası. Sen onun magazin fotoğraflarını görüyorsun. Magazin fotoğrafları dışındaki hayatı o sana arada bir video atıyorlar ya, evinde çalışıyor filan. O gördüğünün senin muhtemelen %1'i. Öyle değildir o konular. Ben de alırım mesela eve buz havuzu. Buz havuzunu almak o kadar çok basitse. İşte kolay o değil. Kolay işte. Doğru. Oraya gelene kadar o buz havuzuna girmek için vücudunun yanması lazım. Bak kapatırken bir şey anlatayım. Galatasaray UEFA'ya aldığı sezondu. Sonrasında da Süper Kupa'yı da aldım. Ben herhalde UEFA'ya aldığı sezonu anlatıyordu. Suat Kaya Galatasaray'da oynuyor. O kadar çok koşuyorduk ki diyor. Galatasaray'da diyor. Bak o kadar UEFA çok koşuyorduk ki diyor. UEFA sezonu diyor. O kadar koşuyorduk ki diyor. Hatırlamıyorum, belki UEFA sezonunda değildir ama hani o ne kadar koştuğunu anlatıyor. Soğuyamıyordum diyor. Eve geldiğimde diyor fayanslara, banyoda fayanslara yatıyordum soğumak için diyor. Yani çocuğu vücudu yanıyor. O kadar koşuyor. Fayanslara yatıyorum diyor. Fortwood'daki uzun bir röportajındaydı. Fayanslara yatarak soğumaya çalışıyorduk diyor. İşte o buz havuzu o süreyi kısaltıyor. Eve getirmiyor seni yani. Atıyor orada, hemen soğutuyor çocuğu. Kanamalar, kasların işte o kendini onarma, bütün onarım süreleri niye bizde sürdürülemiyor? Çünkü bakım düşük. Yani bir sezon muazzam oynuyor, iki sezonuna çıkartamıyor çünkü. Ronaldo'nun röportajında oğluna bile çikolatayı yasaklayan bir adam. Oğlu diyor ki oğlum evde çikolata yemez kimse diyor. Gel bak Kavacık'ta, bizim Kavacık altyapısı antrenmandan çıkıyor şurada burnunuzun dibinde. Hepsinin elinde çipsler. Bitiyor ya antrenmanlar, herkes birer paket cips, kola, çikolata, işte gofret yiye gidiyorlar. Benim yeğenim Berlin'de amatör bir altyapıda oynuyor. Mesela 10 yaşında yemek şeyi var, düzeni var evde. Tabii, tabii. Kulübün verdiği öğünlerini annesi yapıyor. Ya başka türlüsü patates kızartması falan öyle kola mola yasak. Ya yasaktan öte. Hani yasaklamayacaksın. Niye ötekini yemen gerekiyor? Zaten evet, onu hatırlamayacak, görmeyecek bile yani. Bunu yemen gerekiyor çünkü şu şuna yarıyor, şu şuna yarıyor, bu da buna yarıyor, bu da buna yarıyor. Zaten otomatik olarak yasaklanması gereken şeyler atılıyor. Düşünsene, televizyonda uçan adamlar bunlar, biyonik adamlar, kola ve cips reklamına çıkıyorlar ya. Ne acayip bir şey değil mi? Diyor biyonik adam yani. Messi'yi düşün yani. Bu kadar şey cips yediriyorlar Messi'ye. O ama işin o tabii para işte boyutunda ortadan yapmıyor onu. O yüzden sana yaptırıyor. Tabii, o yapmıyor. Cipsi sen yiyorsun. Senden bir şey olmuyor. Onu seyrediyorsun. Evet, düşün doğru. Yani o kolalar, gazlı içecekler. Bütün futbolcuları oynatıyorlar. Hamburgerler filan. Olmuyormuş ama. Yani bütün anlatı onların hayatında olmadığı. Evet. Tuhaf değil mi bu? Kapitalizmin acayip çelişkileri yani. Doğru. Abi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Arkadaşlar ilginizden dolayı çok teşekkür ederiz. Haftaya tekrar sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.